Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nezih Gözen. Bu videomda sizler için arkadaşlar dijital içerik üretirken, fotoğraf çekerken müşterilerimin benden istediği ürünlere, görsellere nasıl müdahale ederek çözümler ürettiğimi Photoshop'un yapay zeka desteğiyle anlatacağım. Ben Nezih Gözen arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dijital içerik üretimi ile alakalı konular hoşunuza gidiyorsa bu kanalda yüzlerce video mevcut. Bu tarz konuları kaçırmamak için kanala abone olmayı, eğitim serilerinden de haberdar olmak için yandaki çana tıklamayı unutmayın. Bugünkü sorunumuzu gelin hep beraber birlikte nasıl çözeceğimizin detaylarına başlayalım. Müşterimizin isteği şuydu arkadaşlar, bu fotoğrafın arka fonu beyaz olacak ve ürünün görsel rengi değişecek. Ben de yapay zekayla onun istediklerini yerine getirdim. Bu arada arkadaşlar bu eğitim serisinin çok daha kapsamlı bir versiyonunu 16 Ağustos'ta yayınlayacağım. O eğitim arkadaşlar herkesten önce satın almak istiyorsanız alt kısma bir tane link bırakıyorum. Kampanyalı linktir. İlk 20 kişiye özel bir fiyattan satışa sunuldu. Kaçırmamak için linke tıklamayı unutmayın. Hadi gelin biz konumuza kaldığı yerden devam edelim. Orijinal fotoğrafımız bu. Bu da arkadaşlar müşterimizin en son istediği fotoğraf. Burada bizden istenilen şey şu. Arka fonun komple beyaz olması ve kıyafetin renginin değiştirilmesi. Daha önceden de tabii ki Photoshop üstünden bu işlemleri yapabiliyorduk. Ancak artık yapay zeka güncellemesiyle bu işlemleri tek tıkla çok daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Burada da zaten bunun detaylarını sizlere anlatacağım. Benim hedefim arka planı temizleyip fotoğrafta yer alan elbisenin, kıyafetin rengini değiştirmek. Gelin bakalım bunu nasıl hep beraber yapacağız bu işlemi yapabilmeniz için fotoğraf Photoshop'a attıktan sonra arkadaşlar geliyorsunuz buradan filter menüsüne tıklıyorsunuz. Filter menüsünün altından kamera raw filter'a tıklıyorsunuz. Kamera raw filter menüsünün altında sağ tarafta burada maskeleme seçenekleri karşımıza çıkıyor. Maskeleme seçeneklerine tıklıyorsunuz. Burada people kısmında burada fotoğrafımızda yer alan kişiyi yapay zeka otomatik olarak algılayacak. Tabii ki burada bize kişiden ziyade üstünde giydiği kıyafeti de algılaması gerekiyor. İlk önce kişiyi algılamasını bekliyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi people bir tane kişi olarak buldu. Buradaki person 1'e tıklıyorsunuz. Yeni seçenekler birazdan karşımıza çıkacak. Burada seçenekler bayağı aktif. Yani buradaki kişinin saçını, gözünü, yüzünü vesairesini seçebiliyorsunuz. Ama bize burada önemli olan şey clothes yani kıyafetler. Kıyafetlere tıkladım kıyafeti gördüğünüz gibi otomatik olarak yapay zeka seçmiş oldu. Muhteşem. Şimdi devam ediyorum. Burada Create seçeneğine tıklıyorum. Create seçeneğine tıkladığım zaman artık sağ taraftaki düzenleme menüsü tamamen modelin üstündeki kıyafetin içeriklerine odaklanmış olacak. Yani ben bu kıyafette rengi değiştireceksem gelip buradaki hue sekmesinden rengini değiştirebilirim. Ancak bunu yapmayın. Sebebi şu eğer şayet bir objede, nesnede kameralar üstünden kıyafet ya da herhangi bir renk değişikliği yapacaksanız hue sekmesinden değil arkadaşlar. Alt kısımda yer alan color sekmesinden yapmanız gerekiyor. Üstüne çift tıklayıp resetledikten sonra color sekmesine çift tıklıyorum. Açılan menüden fazla tıkladım pardon. Buradan arkadaşlar bakın uyumlu bir şekilde kıyafetin rengini değiştirebilirsiniz. Muhteşem bir özellik istediğiniz Tüm renk gamutu da burada karşınıza çıkıyor. Alt kısımdan Saturation'dan da bu rengin doygunluğunu arttırıp azaltabilirsiniz. Ben şöyle bir biraz daha şöyle yeşil bir renk yapayım. Arka fonla uyumlu olsun. Müşterimin istediği renkte zaten benzer bir renkti. Bu işlemi yaptım. Okey dedim. Evet artık görselin rengini değiştirdi. Daha doğrusu kıyafetin rengini değiştirdi. Peki arka fon? O da çok kolay. Yine yapay zeka hayatımızı kurtarıyor. Buradan arkadaşlar create new mask diyoruz. Açılan pencereden yan taraftan buradan select background. Background ne demek? Bizim modelimizin, ürünümüzün arka tarafında kalan kısım demek. Background'u bizim yerimize yapay zeka otomatik olarak seçiyor. Seçim işleminin bitmesini bekliyorum şu an. Bu seçimi yaptıktan sonra arka tarafı komple beyaz haline hep beraber getireceğiz. Background'u seçti. Süper. Beyaz yapmak için ilk yapmam gereken şey saturation yani doygunluğu Sıfıra çekmek gri bir gökyüzü gökyüzü nereden çıktı ya pardon gri bir background oldu ee, background'u saturaşyonla düşürdükten sonra gelip arkadaşlar şöyle ekspozurla beyaz haline getirdik işlemimiz tamam mı bence oldu öncesi buydu sonrası da bu hem kıyafetin rengi değişti hem de burada bizim background'umuz beyaz olmuş oldu tüm bu işlemler bittikten sonra okey diyorum. Okey dedikten sonra fotoğraf bir e-ticaret sitesinde yer alacaksa, sosyal medya hesabında yer alacaksa kaydetme seçenekleriniz de çok önemli. O yüzden bu görseli kaydederken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. File, export, save for web legacy. File export save for web legacy seçeneğine geliyorsunuz. Burada orijinal boyutunu görebilirsiniz. Genelde standart boyutlar olabiliyor. Mesela uzun kenarı 2000 piksel olsun denmiş olabilir. Dendiyse bunu yapın denmediyse kesinlikle yapmayın. Ama benim örneğimi bu şekilde veriyorum ki boyutlandırmayı da görebilirsiniz diye. 2000 piksel dedim. Progressive seçili. Yukarıda JPEG seçili. Başka herhangi bir ayarla da oynamıyorum. Kaydet deyip düzenlenmiş şeklinde arkadaşlar görselim kaydediyorum. Böylece müşterimin istediği gibi bir görsele erişmiş oldum. Photoshop'un yapay zekası bu konuda büyük iş görüyor bu tarz değişiklikler yapmak istiyorsanız kesinlikle Photoshop yapay zekasını öğrenmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi güncel eğitim 16 Ağustos'ta online video olarak çıkacak. Onunla alakalı detayları da alt kısma link olarak bıraktım. Peki siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Photoshop'un yapay zeka özellikleri sizin iş akışınızı, hayatınızı kolaylaştıracak mı? Daha önce bu tarz denemeler yaptınız mı alt kısma yorum olarak belirtebilirsiniz. Fikirleriniz benim için çok önemli. Sizden gelecek arkadaşlar geri bildirimlere göre ben de içeriklerimi şekillendirmeye çalışıyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza geliyorsa lütfen kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi değerli arkadaşlarınızla paylaşarak bu kanalın bilinirliğini arttırmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkürler izlediğiniz için. Bana destek olan başta katıl takipçilerim olmak üzere herkese teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sormak istediğiniz bir şey olsa lütfen alta yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bu kanalda sorduğunuz her şey tarafından kesinlikle cevaplanır, boşta bırakılmaz.